Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabük.nethaber.com. Evet, Sayın İsmail Özer, Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde adeta bir belirleyici bir nokta, sigorta noktası olarak görülüyor. Ve Yeniden Refah Partisi bu Perşembe günü adayını belirleyecek. Aday oldunuz, müracaat ettiniz. Neler söyleyeceksiniz seçimlerle ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin seçimleriyle ilgili, adaylığınızla ilgili, Perşembe günkü adaylıkla ilgili görüş ve düşüncelerinizi kamuoyuyla bir paylaşabilir miyiz? Evet. Ergün Bey, şöyle, partimizin aday adayları veyahut aday belirleme stratejisinde izlediği yol, il başkanlığı hususunda hiç kimseyle görüşüp teklif götürmeyeceksiniz. Evet. Partimizden aday olmak isteyen kişiler partiye gelecek, müracaatlarını yapacak. Parti içerisinde ve genel merkez nezdinde değerlendirilip saha çalışması yapılacak. Buna göre adaylarımız belirlenecekti. Biz de genel başkanımızın söylediği talimatlara Karabük'te harfiyen uyduk. Adaylık süreci açık ve şeffaf bir şekilde yürütüldü. Kamuoyuna duyuruldu. Aday adaylarının müracaat etmesi için çağrı yapıldı. Ama diğer partilerdeki aday adaylığı sayısı fazlaydı. Fakat bizim partimizde böyle bir durum söz konusu olmadı. Olmayınca da en son cumartesi günü akşam genel başkanımız, sen de dosyanı teslim et ve temayülünüzü yapın, Perşembe günü de açıklayalım hususunda bir karar alındı. Perşembe günü inşallah partimizin adayı açıklanacak. Evet. Şimdi 31 Mart yerel seçimlerinde hemen hemen 4 tane siyasi partinin adayları 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Bu 2 kutuplu değil de 3 veya 4 kutuplu bir seçim olacak. Seçimle ilgili, 31 Mart'la ilgili neler söylemeyi düşünüyorsunuz? Yani tabii bu dediğiniz gibi 2 kutuplu değil de 3-4 kutuplu olması esasında Karabük'teki demokrasinin gelişimi ve vatandaşlarımızın da tercih noktasındaki çeşitliliği açısından önemli. Halkımızın zaruretten değil de gerçekten benim fikir ve düşüncelerimi bu ifade edebilir veyahut da Karabük'ümüze bu şekilde hizmet geleceğine inanıyorum diyerek oy vereceği çeşitliliğin çoğalmasını biz önemli görüyoruz. Yeniden Refah Partisi Karabük merkez ve ilçelerimizde seçimlere tam saha, evveliyattan gelen zaten hazırlıklarımız vardı. Sahalarda sürekli aktiftik. 31 Mart'a kadar da aktif olup vatandaşlarımıza ulaşmaya, yapacaklarımızı, planlarımızı, projelerimizi anlatmaya gayret göstereceğiz. Yani iddialıyız. İpi göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Tabii bu ilk başta Rabbim nasip edecek. Vatandaşımız teveccüh edecek. Bununla olacak bir şey. Bu noktada biz şansımızın yüksek olduğuna inanıyoruz Ergün Bey. Başaracağız inşallah. Evet. Son günlerde biraz eleştiri noktasında da çok tutuluyorsunuz. Birkaç eleştirel konularda hedef alınıyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani eleştirdikleri konular şöyle, esasında bizi eleştirebilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bize yani nihayetinde hırsız arsız diyemiyorlar. Neden açıklanmadı? Neden bekledi? Bu bizim partimizin iç tüzüğü. Yani her partinin bir seçim stratejisi vardır. Adayını ister 2 ay önce açıklar, ister 2 ay sonra açıklar. İsterse 20 Şubat akşam açıklar. Yani bunun resmi tarih 20 Şubat son değil mi Ergün Bey? Evet. 20 Şubat'ta da açıklayabilir. Yani bunu niye böyle açıklamadı, niye böyle bekletti? Yani hiç kimsenin böyle bir şey deme lüksü yok. Partimizin tamamen iç meselesidir bu. Dolayısıyla biz bir yanlış olduğunu görmüyoruz burada. Evet. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde iddialı mısınız sorusunu şöyle biraz süslemek istiyorum. 14 Mayıs genel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi ciddi bir oy aldı. İlk defa, evet, seçime girdi. Parti kuruldu ve ilk seçimde Karabük'te güzel bir oy aldı. Hatta Türkiye genelinde bildiğim kadarıyla ilk 3'lerinde en fazla oy alınan iller arasında Yeniden Refah Partisi. Bu trend, yakaladığınız bu trend 31 Mart yerel seçimlerinde de yükselerek mi gerçekleşir sizce, yoksa daha mı düşer? 31 Mart seçimlerinde bu trend artarak devam edecek Ergün Bey. Şöyle, biz 14 Mayıs'ta aldığımız Yani bizim öngördüğümüz ama sürpriz diye nitelendirilen oyu aldığımızda 1250 üyemiz vardı. Şu an 3500'ü geçtik biz üye sayısında. Bu da bize olan teveccühün ve ilginin arttığının işaretidir. Dolayısıyla yani sürpriz olmayacak. Biz kazanmaya en yakın partiyiz şu anda. Diğer parti adayları da şehrimize hizmet etmiş, 3 dönemdir hizmet eden bir Rafet Bey var. İktidar Partisi'nin adayı Özkan Bey var. Yine muhtemelen CHP'de İsmail Bey çıkacak herhalde. Sevilen bir iş adamı, yani o isimler de başarılı kendi işlerinde, fakat halkımızın teveccühü bu yılki seçimlerde değişimden yana, da Yeniden Refah Partisi bir numaralı alternatifleri vatandaşımızın sandıkta bizden tarafı oylarını kullanacak, bizler de inşallah ipi göstereceğiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabük.nethaber.com